Mehmet Ali Şengül, namı diğer Hizmet Hareketi'nin Samsunlu hocası. 1945 yılında Burdur'un Yeşilova ilçesi Elden köyünde doğdu. Henüz 13 yaşındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin duasını aldı. Üstad Hazretleri bu güzel delikanlının simasına bakmış ve hizmet etmesi için ona dua etmişti. Şengül abi Burdur'da başlayan hayat yolculuğuna Denizli'de hıfzını tamamlayarak devam etti. İzmir'in meşhur Kestane Pazarı Kur'an kursuna 1960'lı yılların başında gitti. Şengül abinin kadim dostu ve talebesi olacağı Hoca Efendi ile yolunun kesişmesi 1967 yılında oldu. Mehmet Ali Şengül abi vatani görevi için askere giderken Hoca Efendi'nin 11 Mart 1966'da İzmir'e tayini çıktı. İki kadim dostun buluşması Mehmet Ali abinin 1967 yılında askerlikten terhisiyle başladı. O artık Hoca Efendi'nin en yakınlarından biri, hizmet hareketinin ilk taşları döşenirken gözyaşı, emeği, ihlası ve tevazusuyla önde gidenlerden oldu. Şengül abi, hizmet hareketinin ilk öğrenci evi, ilk yurdu, ilk üniversitesi kurulurken hep Hoca Efendi'nin yanındaydı. Bozyaka yurdunda müdürlük yaparken Hoca Efendi'nin Mehmet Ali Hoca, evde gece kalkıp çocuklarının üzerini örtüyor musun sorusuna evet hocam cevabını verdiğinde bu çocuklar bize emanet, evlatlarımızdan farkı yok deyince her gece gelip yatakhaneleri dolaşır, talebelerin üzerini örterdi. O, yurda her geldiğinde Hoca Efendi'yi elinde fırçayla tuvaletleri temizlerken ya bahçede fidanları sularken ya da odasında hıçkırarak ağlarken bulurdu. 12 Eylül askeri darbesi olup Hoca Efendi hakkında yakalama kararı çıktığı günlerde Hoca Efendi gaybubet hayatı yaşarken Mehmet Ali Şengül abi il il Türkiye'yi dolaşarak hizmet mensuplarını ziyaret edip dertlerini dinler, problemlerini çözerdi. Aylarca evine uğramaz, uğradığındaysa kapıdan ev ahalisinin halini hatırını sorup temiz kıyafetlerinin olduğu çantayı alıp Allah ısmarladık deyip yeniden yollara düşerdi. Şengül abi Burdur'da doğdu. Denizli'de hıfzını tamamladı. Ama hizmette Samsunlu hoca olarak bilindi. Hoca Efendi'nin benim aslan hocam, Samsunlu hoca dediği Mehmet Ali Şengül abi, yarım asrı aşan hizmet hayatında vefası, tevazusu ve tebessüm eden çehresiyle örnek oldu. Hizmet adına her vazifeyi aziz, her daveti emir telakki etti. Tenkil sürecinde dimdik durup hep ümit aşıladı. Hayatı hizmetten ibaret oldu. Dünyalık adına hocasının izinden gidip dikili bir ağacı olmadı. 76 yıllık ömrü Almanya'da noktalandı. 12 Nisan'da yakalandığı koronavirüsten hastaneye kaldırılan Samsunlu hocamız 11 Temmuz'da fani dünyadan dar-ı bekaya irtihal eyledi. Biz de Samsunlu hocamız Şengül abi için Allah'tan rahmet diliyoruz.